Gulca'da 4 öğretmen hapsedildi. Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere 4 Uygur öğretmene çeşitli siyasi disiplin suçlarıyla 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası verildiği bildirildi. Çin'e çalışan bir Uygur kendi tarihini reddetti. Doğu Türkistan'ın Hotan vilayetinin valisi Aziz Eysa, Uygurların ne Hunların ne de Türklerin soyundan değil, sadece Çinlilerin bir parçası olduğunu söyleyerek kendi tarihini reddetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e eleştiri. İnsan Hakları İzleme Örgütü New York'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Müslümanların çocuklarına dini isimler vermesine yasak getirmesini sert dille eleştirdi. Çin'den emekli askerlere baskı. Çin'de emekli askerlerin Mayıs ayında Pekin'de düzenlenecek kuşak ve yol forumu öncesinde Pekin'de toplanarak bir protesto yapmayı planladığı, Çin yetkililerin buna engel olmak için emekli askerleri sıkı takip altına aldığı ve Pekin'e girmesini yasakladığı bildirildi. ABD ve Kuzey Kore gerilimi. Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği askeri tatbikatta uzun menzilli atış talimi yaptı. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer denemesine engel olmak amacıyla Güney Kore'ye füze taşıyabilen denizaltısını gönderdi. Türkiye'den Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kararına tepki. Türkiye yetkilileri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin denetimi alma kararına sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan ve Mısır ilişkileri. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'da Kral Selman ile bir araya geldi. Suudi Arabistan, Mısır ile Süveyş Kanalı, Kuzey Sahili, Gardaka ve Şarm Eşşeh'teki projelerin yanı sıra enerji alanında da işbirliği yapacağını bildirdi. Arap Birliği'nden Birleşmiş Milletler'e İsrail çağrısı. Arap Birliği, Birleşmiş Milletleri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlallerin durdurulması için acil müdahale etmeye çağırdı.